Baştan söyleyeyim dayanabildiğim kadar uzun bir video olacak. Eğer kısa gelirse belki de çok uzun olur. Hiç bilmiyorum dayanıklılığımı bu konuda test etmedim. Göreceğiz. Merhaba dostlarım ben Neo. Bildiğiniz gibi sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte insanların içindeki gerçek karakterler bir bir dışarı çıkıyor. Eskiden de aslında birçok insanın normal olmadığını düşünürdüm de. Fakat bazen de acaba normal daha mı fazla diye düşündüğüm olmuştur. Gördüğüm kadarıyla ne kadar yanıldığımın farkındayım ve şu anda tamamen eminim. İnsanlar manyak, insanlar kafayı yemişler. Çoğun olarak. Kimse normal değil. Bu dünyanın her yeri için geçerli. Ben mesela yemek yemek istiyorum diyelim. Neden gidip normal bir restoranda yemek yiyeyim ki? Mal mıyım? Evde anneniz yapsa eve bir daha gitmeyeceğiniz porsiyonlar yemek istiyorum. Veya fırına gidip pide aldığımda normal bir fırına gitmek yerine üzerinde adımın yazdığı pideyi yemek istiyorum. Ve yine ayrıca pidemi yerken de sanki Maya döneminde bir kurban ayinine şahit oluyormuşum gibi hissettirilmek istiyorum. Neden? Hep birlikte söyleyelim çünkü biz malız. Evet bugünkü konumuz yemekler değil ama merak etmeyin. Artık her şeyin içine Çedar koydukları videoları izlemeyeceğim. Çedardan tiksindim görmek istemiyorum. Bugünkü konumuz berberler, berber terörü. Erkeklerin en savunmasız olduğu iki kolla girip üç kolda çıktığı yer. Nice kimseye minnet etmeyecek delikanlıların kafasının şu şekilde yıkandığı yer. <laughs> ben hala bunu sorguluyorum abi bu arada. ya. ben kendimi bildim bileli sorgularım. Neden yani? Hani başka bir saç yıkama şekli olamaz mı? Çok mu zor başka bir yöntem bulmak? Lütfen kafamızı artık lavaboya sokmayın. İstemiyoruz ya. Bir de hiç hoş bir görüntü değil arkadaş boğuluyoruz bak nefes alamıyoruz içeride duyun sesimize. Neyse konuyu çok uzatmayayım sizlere uzun zaman sonra gördüğüm en sayko, en manyak, en psikopat insanla tanıştırmak istiyorum. İnceleyeceğimiz arkadaşın adı Muhammed Nur Maktabi. Kendisinin nerede yaşadığını, nerede iş yaptığını bilmiyorum ama Türkiye'de çok popüler olduğunun farkındayım. Çünkü bütün videoların arkasına Türkçe şarkı koyarak her yerde paylaşıyorlar. Zaten bu garip grup videoların arkasına şarkı koyma furyası ne zaman bitecek hiç bilmiyorum. Kimden çıktıysa da sınır dışı edilsin böyle bir tespit edelim. Teknoloji gelişmiştir o kadar. Yeter ya. Her şeyin arkasına şarkı koyuyorlar. Her şeyin. Normal video yok. Asla normal videoyu kabul etmiyoruz. Mutlaka arkasına hiç alakasız bir şarkı koyman gerekiyor. Görüntüye bakıyorsun. Üzücü bir video olduğunu düşünüyorsun. Arkada halay müziği çalıyor. Veya tam tersi işte halay çeken insanlar var. Arkaya böyle derdim olsun çalıyor mesela. Ne alakası var arkadaşım ya? Ya ne alakası var lan? Bak bu cümleyi artık sürekli kullanmak istemiyorum. Yeter ya. Son birkaç yılın bununla geçti. Lan ne alakası? Alakası var? Günlük konuşmalarıma da yazmaya başladı Video dışında da sürekli lan ne alakası var diyorum. Bana göre saçma olan bir şey duyduğumda. Bak bunu yapmayın. Evet inceleyeceğimiz arkadaşa geçmeden önce bu kadar uzun bir giriş yapmamın sebebini anlamışsınızdır sanırım. Aslında içten içe hiçbir şekilde incelemek istemiyorum. Çünkü birkaç videosuna denk geldim. Böyle bir inceleyeyim dedim. Oo wow. Böyle bir şey yok. Göreceksiniz. Abartıyorum sanıyorsunuz değil mi? Daha önce denk gelmediyseniz sıçtınız. Bak baştan uyarımı yapıyorum. Bu videodan sonra oluşacak beyin hasarlarından göz kanamasından, herhangi bir fiziksel veya ruhsal bozukluğunuzdan ben sorumlu değilim. Kendi hür iradenizle bu videoyu izliyorsunuz. Bütün sorumluluk tamamen size ait. Bak çok net söylüyorum. <laughs> çok değişik şeyler göreceksiniz. Ne olabilir? Hani bizim Türkiye'de de vardı. Mesela böyle garip kuruk berberler işte kafaya falan vuruyordu. Garip bir yıkama şekli vardı. Kışkırtma falan yapıyorlardı birbirine değil mi? Hani en fazla bu kadar olabilir. Yani bunun üstünde ne olabilir ki diye düşünüyorsunuz şu anda. Bakalım efendim. <laughs> Alo. Efendim hayatım. Hıh, hı. evet diş bakımı yaptırıyorum şu anda. Evet. Biliyorsun önem vermekte bazen böyle şeydir aksatmamakta. Ha Hilton'dayım evet. Hıh. Ben seni çıkınca arayayım hayatım. Diş bakımı bitsin. İyi kişim seni aramak. Sonra görüşürüz zaten. Evet. <laughs> evet. Görüşürüz. Dikkat et kendine. <laughs> Akşamlar çökünce bu sensiz şey. Kardeşim tencere ve tava icat edileli yaklaşık birkaç on bin yıl olmuş olabilir. Bunu neden yaptınız? Bunu neden yaptınız? Don? Göz ameliyatımın masrafını istiyorum senden. Hangi ülkede oturduğun umurumda bile değil. Len noodle'a karşı zaten bir antipatim var. Sevmiyorum sevemiyorum. Linç yiyeceğim ama linç yemek hoşuma gidiyor. Burada da söyleyeyim noodle yeğenin kendine saygısı yoktur. Kendi hür iradesiyle yiyorsa eğer. Öğrenciler alınmasın. Ucuz bir şey alıyorsun. Gerçi o da pahalandı şu anda. Yiyorsun. Tamam bunda bir problem yok. Ama ben çok seviyorum. severek yorum. inanılmaz bir şey ya diyorsanız bence bir problem var. Böyle de insanların zevklerine, damak tadına karışan bir insanın noodle ne amık. İnsan gibi makarna yap, sos yap yani ye yani hani. Neyse konumuz bu değil. Konumuz bu. Allah kahretmesin sizi ya. Bak güzel kardeşim anla diye mikrofona çok yaklaşıyorum. Arapça mı olsa Arapça konuşurdum. Ama sen beni anla. Başkaları da söylüyordur gerçi ya. Acilen doktora gitmen gerekiyor. Git tedavi ol. Manyak herif. İnsanların kafasında bir şey pişirmekten vazgeç. Bu gönüllüleri nereden buluyorsun lan bu arada? I am Suri, Takkıl, Vuri, Gulu Gulu. <laughs> sal insanları sal. Vatanı milleti dünyayı geçtim. Lan insanlara biraz saygınız olsun ya. İyi ki cumhurbaşkanı falan değilim ha. Çok fena diktatör olurdum herhalde. Cık 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 cık. Yazık günah, yazık. Yapma. Hashtag insanların kafası yemek pişirmek için kullanılan tencere veya tava değildir. Yanına yandı gönül ömrüm azaldı. yaşandı ölüm. <laughs> Bak güzel kardeşim 5 saniye önce sana ne söyledim? Lütfen insanların kafasında artık bir şeyler pişirmekten vazgeç demedim mi? Anlamıyorsun ve bütün videoların böyleymiş ya <laughs> niye ya niye niye kanka niye ya? Oldu olacak kafasını mikrodalga fırına sok yani orada pişir bari en azından bir... Dünya daha güzel bir yer olur evet daha güzel bir yer olur. Ne yapıyorsun ya? Lan bir de yiyor yemekleri nasıl ya? Hiç mi arkadaş bak dünyanın en midesiz insanını düşünün. Ben onun bu insanla yarışabileceğine inanmıyorum. Kafasından bir şeyler yiyorsun kanka hiç mi normal birisi yok çevrende ya? Bir de inanılmaz böyle sevgi göstergesi falan yapıyorlar bu adamın videolarının altına ya görmeniz lazım. Nasıl ya? Elon Musk 50 kere söyledik. Al artık beni be. Şş götür beni bu dünyadan yeter. ya. <laughs> Kanka adam ölüyor yalnız. Yani ölüyor. Hayatım boyunca Alişan'ın şu fotoğrafından daha garip bir berberde ada fotoğrafı veya videosu görebilir miyim diye düşünüyordum ama... Buradan Alişan'dan sonuna kadar özür diliyorum. Canlı yayında çok dalga geçtik. Senden gerçekten özür diliyorum Alişan. Çok 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 özür diliyorum. Abi sultan aldın mı be ya? Şu video Alişan'ın şu fotoğrafı yanında hiçbir şey değil. Gayet ponçik bir fotoğraf. Çok ponçik değildi işte. Gayet normal bir fotoğraf. Demek ki neymiş efendim? Ön yargıda olmamak gerekiyor yumuş da toplumsal mesajımızı herkese verelim. Evet, evet abi. Hı hı. Evet. tabi <laughs> Böyle bir arkadaşım olmasını isterdim ya. Sinemaya falan gittiğimde çok zorlanıyorum patlamış mısır yerken bazen düşüyor falan. Bir de tabii plastik ürünleri biliyorsunuz sağlığımıza gerçekten de çok zararlı kanser yaptığı falan söyleniyor. Bence insanlar çok yönlü canlılar dostlar yani birçok organımızla <laughs> birçok şey yapabiliyoruz ve saçlarımızda neden bunlardan bir tanesi olmasın atlı çalışma bu. Neden olmasın yani hani sonuç olarak bizim vücudumuz yani hani yıkadıktan sonra bir problem yok. Tencere tava almaya ne gerek var kardeşim dünyada şu anda inanılmaz bir minimalizm furyası var. Minimalist olmalıyız. Kesinlikle evet. Saçları uzatmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kuşadası'nda midemi kaybettim. En son sanırım Mersin civarlarında görünmüş. Lütfen eğer bulursanız bana geri getirebilir misiniz? Yani şu anda kusacağım. <laughs> ben gidiyorum görüşürüz.